Herkese merhabalar. Bugün ünlü bir konuğumuz var. Ünlü bir dostumuzla röportaj yapacağız. Malum koronalı günlerde böyle artık görüntülü konferanslar, görüntülü toplantılar, görüntülü röportaj dönemi başladı. Biz de sevgili dostumla böyle bir video konferans ya da cep telefonu üzerinden soru cevap şekliyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Konuğumuz kim? Konuğumuz ünlü sinema, televizyon, dizi, reklam ve tiyatro oyuncusu. Aynı zamanda yönetmen, yazar, çok kaliteli, çok güzel tiyatro oyunları yazan bir dostumuz İrfan Kangı. Evet, İrfan'ı birçok televizyon dizisinden, reklamlardan, sinema filmlerinden hatırlarsınız. Özellikle de Afyon'da Kadın Kafası, Baş Belaları gibi oyunların mesela Yasemin Yalçın'ın oynadığı Afyon'da biliyorsunuz Emlakçı'yı beklerken oyunu vardı. Onun yazanı da yine İrfan Kangı. Şaşkın Aşklar'la en son bizlerle birlikte olmuştu. İrfan'la röportaj yapıyoruz ve ona işte ilk sorumuzu yöneltiyorum. Selamlar İrfan. Koronalı günlerde İrfan Kangı neler yapıyor? Evde kalmak nasıl bir şey? Ömer abi selamlar. İlk soru koronalı günlerde İrfan Kangı ne yapıyor? Evde kalmak nasıl bir duygu? İğrenç. Yani yaptığımız işi özledim. Tiyatroyu çok özledim. Yani evet çalışırken evde kalmak güzeldi ama çalışmadığın zaman da hiçbir şey üretmiyorken evde kalmak çok hoş değil. Genelde evde ne yapıyorum? Evde gündüz saatlerinde bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. Mesela her gün 5 ile 7 arasında akşamüstü Cem Kılıç'la spor yapıyoruz. Görüntülü birbirimizi arıyoruz. Spor yapıyoruz. Arkadaşlarla FIFA turnuvasını çok yapmaya başladık. Onun dışında yeni bir oyun yazıyorum. Masa başı çalışması yaptığımda o oyunu yazıyorum. Onun dışında da bol bol film izliyorum, dizi izliyorum herkes gibi. Yeni oyun tekstleri okumaya çalışıyorum. Özetle bu. Afyon özel tiyatroları sevdi. Özellikle de son 2 yılda 3 oyunda 4 defa Afyon'da sahneye çıktın. Hatta oyunun birisine sana Afyon anahtarı da verdik. Yani fani bir Afyon'da ilan ettik. Bu konuda Anadolu'nun tiyatroya olan ilgisini, Afyon'un tiyatroya ilgisini senden duymak istiyoruz. Evet, Afyon'a sık sık geldik doğru. 3 oyunda 4 kez sahneye çıktık. Afyon seyircisi her geldiğimizde zaten sen de biliyorsun dolu salonlarla bizi karşıladığı için bizim için unutulmaz bir yer aldı hatıratımızda. Anadolu'da zaten böyle. Yani İstanbul'da biz bilet satmaya çalışırken Anadolu'ya çıktığımız zaman yani İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlere geldiğimiz zaman insanlar bizi zaten bağırlarına basıyorlar, kucaklıyorlar. Burada en büyük pay tabii ki siz organizatörlerin, bu işi yapanların. Çünkü ilk intibayı siz orada sağlayıp ilk bağlantıyı siz kuruyorsunuz. Sizi sevmeseler, bizi ne kadar severlerse sevsinler, gelmezler. Dolayısıyla biz Anadolu'da tiyatroya ilginin fevkalade olduğunu düşünüyoruz. Afyon'da bizim unutulmaz yerlerimizden, kalelerimizden, evlerimizden bir tanesi. O yüzden sana da çok teşekkür ederim bu vesileyle. Şimdi senin Afyon ürünlerine özellikle sucuk ve kayma olan ilgini biliyoruz ama yemek kültüründe, yemek alışkanlığında iyi olduğunu biliyoruz. Afyon, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı ve Türkiye'deki 3 şehirden bir tanesi oldu. Bu konuda da görüşlerini rica ediyorum. Yeni sezonda biz her sezon 2, 3 ya da 4 tane prodüksiyon çıkartıyoruz episod görsel sanatlar olarak ama bu sene bu yaşanan durumlardan dolayı minimum 1, maksimum 2 oyun çıkartacağız gibi duruyor. Ama üretmeye, oyun çıkartmaya, tiyatroyu yaşatmaya devam edeceğiz. Onda bir şeyimiz yok. Konudan bir sapmamız yok. Yeni sezonda ama oyunları daha henüz tespit edemedik. Yaz aylarında muhtemelen tespit edip biz Eylül gibi, Ekim gibi sahneye çıkacağımız için daha henüz vaktimiz var. Afyon'un UNESCO gastronomi şehri olması da tabii ki neresi olacak? Yani Türkiye'nin her bir tarafı ayrı güzel ama yani düşünün ki bir yere turneye giderken uf oradan sucuk alırım, kaymak alırım diye hevesle gittiğiniz bir yerin zaten gastronomi şehri olmaması şu ana kadarki ayıplarıymış onların UNESCO'nun yani Afyon'un gerçekten o kayma ve sucuğunun tadını başka bir yerde alabilmek mümkün değil. Yemekleri de öyle. Dolayısıyla Afyon biz tiyatro sever ve mide severler için çok bulunmaz bir nokta.
Evet, Afyon Tiyatro izleyicisine neler söylemek istersin? Burada da güzel bir izleyici kitlen oluştu. Afyon'da da sevilen bir oyuncusun. Bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi Afyon seyircisine teşekkür etmemiz lazım. Her geldiğimizde bizi dolu salonlarla karşıladıkları için, tiyatroya bu kadar ilgili ve alakalı oldukları için. Sana teşekkür ederiz abi. Yani her ay düzenli olarak oyunlar getirdiğin ve orada bir seyirci potansiyeli oluşturduğun, bir kültürü tekrar canlandırdığın için. Onun için Afyon seyircisine yine bizi yalnız bırakmamalarını, yeni sezonda geleceğimiz hem yeni oyunlarla, tekrar geleceksek tekrar oyunlarda, tekrar bizimle birlikte olmalarını rica ediyorum. Çünkü Afyon'a da yakışan budur. Yani Afyon seyircisine yakışan dolu salonlarda güzel oyunlar izlemektir. Onlar da kendilerine yakışanı yapacaklar. Biz de onlara layık olan oyunlar yapmaya çalışacağız. Öyle görüşeceğiz yani 2020-2021'de. Sevgili dostum, önümüz bayram. Bayramla ilgili neler söylemek istersin? Biliyorsun bu sene koronadan dolayı farklı bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda da görüşlerini rica ediyorum. Önümüzdeki bayram biraz enteresan bir bayram yaşayacağız. Muhtemelen sokağa çıkma kısıtlaması olacak İstanbul'da. Yani pek yakınlarla görüşüp el ele öpüşemeyeceğimiz, yine FaceTime'den nasılsın, iyi misin diyeceğimiz bir bayram olacak. Ama bundan sonraki bayramlar sağlıklı, sıhhatli olsun. Önemli olan odur. Tekrar insanlara bir şey olmadan eski günlere dönebilelim. Kayıp sayımız az olsun inşallah. Bu bayramın diğer bayramlardan biraz farklı olacağını, ama en azından bir sonraki bayramı daha da şenlendireceğini düşünüyorum. Yani kadir kıymet bileceğiz. Sarılmanın, öpmenin, bayram ziyaretlerinin değerini bile anlayacağız belki. Bayramın getirdiği güzellikleri çok unuttuğumuz ya da keşfetmeye alışık olmadığımız bir dönemde, ya evet bak ne kadar değerliymiş diyebileceğimiz bir bayram yaşayabiliriz bu bayram. Evet hüzün ama arkası güzellik. Yani işte ne derler biliyorsun, gecenin en karanlık anı sabaha en yakın anı. Dolayısıyla herkese de senin vasıtanla, bu röportaj vasıtasıyla mutlu, huzurlu, güzel bayramlar, iyi yarınlar diliyorum.